Arkadaşlar günaydın, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün dışarıdayız. Bugün ne yapıyoruz aşkım? Bugün kahvaltıya mı gidiyoruz? Kahvaltıya gidiyoruz. Bugün bizi kahvaltıya götürüyor. Koşum da burada kuvanç. Burası kuvancı gösterelim. Karnın çok açıktı. Gidir. Kuvanç. Bak nereye gidiyoruz? Babaanneye. He, babaanneye, evet. Şimdi babaannesinden konuştuk da. Sanıyor ki babaannesine gidecek. Biz kahvaltı yapmaya Üsküdar'a gidiyoruz. Orada bir kahvaltı yapacağız. Sonrasında bir gezeriz. Biz anneler günde hiç hediye almadık annelere. Anneler günde hediye almadık çünkü bayrama denk geldi. Bayram telaşındaydık. Bir de bir anda geldi anneler günü, yani unuttuk. Ondan sonra misafirliğe gittik. Misafirler geldi falan derken bir de pazar gününe denk geldi. Bir yerde çıkamadık, gidemedik. Hediye de alamadık. O yüzden gitmişken de hem kahvaltı yaparız, hem de oradan da bulabilirsek hediye alırız annemlere. Anam. Merdiveni görmedim ya, bir anda güm diye düştüm. Ne yiyeceksin sen? Ne yiyeceksin? Evet. Çar. Sen çağır, bana söyleyeyim. Çağır bak, geliyor geliyor, çağır. Hadi. Abi. Ne istiyorsun? Nöm nöm. Minibüste bir tane abla Kıvanç'a şey dedi, dedi sana, sen de dedi tam dedi mühendis doktor tipi var dedi, değil mi? Tam mühendis doktor tipi var dedi. Ondan sonra çok oturaklı duruyor maşallah dedi, değil mi? Bir de benim oğlumun küçüklüğüne benziyor dedi. Kıvanç'a da gözünde gözlükler var, tamam mı? Ben sana dedim ki kadına bakıyor, kadın da öyle zannediyor. Ama sıfır tepkisiz yani, gözünde gözlük, boş boş kadına bakıyor. Ona normalde Kıvanç biri böyle onunla konuşuyor ama gülümsüyor falan böyle. Sonra Kıvanç'ın gözlüğünü bir çıkardım, baktım uyumuş meğer. Sen uyudun mu? He? Yapma oğlum, yapma. Sıkısın. Anne bak neye çekiyor, bak neye tanıt çekiyor. Kıvanç ne istiyorsun ya? Niye yaptın gözlüğünü ya? Şey. Hı. Yaşar Üsküdar'ın şeyini beğenmiyorum çok ya. Neyi? Doğru düzgün alacak yapacak bir şey yok. Ya bu Üsküdar'da gezilecek yer çok. Gezilecek yer olarak güzel bir yer ama hani böyle hediyelik bir şey almak için pek uygun bir yer değil bence. Ki biz zaten bulamadık. Çok mesela Ümraniye gibi çok fazla çarşısı yok bence. Yani çok fazla dükkan falan yok. O yüzden hiç hediyelik bir şey bulamadık, göremedik yani. Allah. Bunları kim memlekete getirdin? Tabii. Abi çok balık tutmuş. Kıvançlar babası tabii yine beni görmeden gidiyorlar. Dondurma. Almayayım mı? Boş ver baba, sanma. Hava senin zaten. Kıvanç şansını kaybetti. Adamı gördün mü? Ne kadar çok bol tutmuştu. He? Amca. Kova kova. Ağzına kadar doluydu. Bak burada Mihrimah Sultan Çocuk Kütüphanesi varmış. Burası oluyor.
Elimi tut diyor babası. Gel buraya. Kıvanç. Orada kitap okuyoruz. Şöyle bir tane kitapçı vardı. Oradan kitap aldım. 10 lirayla 5 lira arası. Kitap okuyorsun, kahve içiyorsun orada. İçinizdeki şeytan vardı. Sabahattin Ali bir aşk bölümü vardı. Aşk bölümü artık dizisinden biliyoruz. 1000 defa izledik ama belki kitabı daha farklıdır değil mi? İkisini 20 liraya verdi. Normalde bu kitaplar çok pahalı. Ya 30-40 liradan aşağı kitap yok. Olsa da çok ince olanlar uygun oluyor değil mi? Sen kime geldin? Kime geldin sen? Yengeye geldim. Yengeye geldin. Tabii. Yengesine gelmiş Kıvanç. Bana gelmiş. Sana mı gelmiş? Evet, sana gelmiş. YouTube'a koyuyorum ya. Bu patates yemeği mi? Burada pilavımızı ıslattık. Yengem pirinç pilavı yapacak. Ya çorba mı olur, onu da ısıtırız. Yeter zaten. Salata yapacağız. Salata yapacağız. Uyuyacağım anne. Aslında uykusu mu geldi? Senin kolun iyileşmiş ha. Evet, iyileşti. Çok az kaldı. Daha çok mordu. Nasıl şeydi değil mi? Yazlıkta benim şu kolum, o demir vardı ya, sürtülmüştü, mosmor olmuştu. Geçti, izle kalmadı. Evet.
Ben kalır diye bir korktum ama kalmaz. Yok, iz kalmaz. Çok uğraşmadığın sürece bir şey olmaz. Aynen. Masayı kurmadık. Orta He, olur tamam. Oradaysa kalmaz mı? Olur yok. Yani evet, biz şimdi yengemlerden annemlere geldik hep birlikte. Orada oturduk biraz, sonrasında Kıvanç'la parka gittik. Sonra babası eve gidince tabii siz parkta oynayın, ben eve gideceğim dedi. Bu sefer Kıvanç da ağla babam diye sonra eve gelmek zorunda kaldık. Ki bugün zaten yoruldu. Uyudu. Şimdi bize yemek yiyeceğiz. Evde de yemeğim yok diye hatırlıyorum. Olsa da ekmek yok. Biz ekmeksiz yemek yiyemeyiz. O yüzden Tansu'nun bize alıştırdığı bu noodle'ı, değil mi ismi? Bundan yaptım. Şöyle iki tane kaseye koyacağım. Burak hiç yemedi bundan şimdiye kadar. O da merak ediyor tadını zaten. Nasıl bir şey olduğunu. Bunun sosunu en son piştikten sonra dökmek gerekiyormuş. Paketin içindeki sosları ben yanlış anladım. Tansu'yu direkt suyun içine döktüm. Hani ben geçen sefer yaptığımda tabaklara koymuştum sosu. Makarnayı üstüne döküp, bildiğin makarna zaten bu. Karıştırmışım ama pratik oluyor ya. Evde yiyecek bir şey olmayınca. Pişti mi? Pişti herhalde diye düşünüyorum. Evet, bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Bugün bu kadardı. Arkadaki de hayırlı Ramazanlar yazısı. Unutmuşum silmeyi. Bugün bu kadardı. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.